Halit, hadi uyanın artık. Tuncay Paşam, kalk yavrum. Hem güzel, hem iyi yürekli, hem de akıllısın. Bir de konuşsan, bir kerecik bana baba dediğini duysam. Onlar yıllardır filmleriyle, canlandırdıkları karakterlerle evlerimize konuk oluyor. Yüzleri, simaları, bir akraba, bir dost kadar tanıdık. Üzülme, beni de kahrediyorsun. Dur bakalım, gün doğmadan neler var? Yavrum beni! Mary, siz kimsiniz? Ben niçin yatıyorum böyle? Ancak bunca şöhrete rağmen Yeşilçam'ın o yıldızları yıllarca kimliklerini gizlemek zorunda kaldı. Adile Naşit'ten Sami Hazin Ses'e, Kenan Pars'tan Daniel Topatan'a kadar birçok kişi ismini değiştirdi. Birisi hariç. O her şeye rağmen sanatını Ermeni ismi ve kimliğiyle sürdürdü. İşte Yeşilçam'ın Ermeni kimliğini gizleyen en ünlü isimleri. Fakat Müslümanlarla yaşadığım için şimdi için Müslümandır dedim. İslam'ın her şeyi bana ait. 1911 doğumlu Vahi Öz neredeyse Yeşilçam'la yaşıt bir oyuncuydu. Oyunculuk hünerine Anadolu şivesini kullanma becerisini de ekleyince ortaya uzun yıllar unutulmayan roller çıktı. Ancak Ermeni asıllı oyuncunun şöhreti de kamufle edilen kimliğinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya yetmedi. Asıl adı Vahe Ozimyan'dı. 1969 yılında kanserden hayatını kaybetti. Gel bir kere öpeyim. Şimdi olmaz, nikahtan sonra. Avans ver gül goncem, avans. Bediyam. Rüknektin. Bediyam. Kamer Sadık'ın yüzünü kim hatırlamaz ki? Onlarca filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. 1986 yılında vefat eden oyuncunun asıl adı Kamer Sadık Yandı. Yeşilçam'ın sayısız filmlerinde oynayan, çoğumuzun isminden değil ama simasını çok iyi tanıdığı Ahmet Daniel Topatan'ın asıl adı Daniel Bayriyan'dır. 1916 Adana doğumlu oyuncu 1975'te kanserden ölür. 1920 doğumlu oyuncu Kenan Pars, Yeşilçam'ın sert mizaçlı karakterlerini canlandırdı. O da diğer birçok Ermeni asıllı oyuncu gibi adını değiştirmişti. Asıl ismi Kirkor Cezveciyan'dı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beynim bomboş. Sanki dünyaya gözlerimi yeni açmış gibiyim. 2008 yılında vefat eden oyuncunun bir sırrı daha ortaya çıktı. Hat sanatı ve Allah lafzı tablolara aşıktı. Son nefesinde kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğu iddia edildi. Müslüman ülkede yaşıyorum. İslam'ın her şeyi bana ait. Allah da, peygamberi de, yazısı da, çizgisi de hep bana ait. Ben bundan uzak duramam dedim. Naşit Özcan'ın oyuncu çocukları Selim Naşit ve Adile Naşit de Ermeni kökenli Yeşilçam yıldızlarıydı. Onlar da yıllarca Ermeni kimliklerini gizledi. Peki parayı geriye verirsek ne oluruz? Ya acımızdan gebeririz ya da bugün işte tövbe estağfurullah sen orospu olursun. Öyle olsa daha mı iyi? Hababamın Hafize anası, neşeli günlerin inatçı turşucu Saadet'i, birçok kuşağın Adile teyzesinin aslında asıl adı Adela Özcan'dır. 1987'de 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. 86 yılının tüm seyircilerine sağlık ve mutluluk getirmesini dilerken, kimliğini gizlemeyen, adını değiştirmeyen, neredeyse tek Ermeni Yeşilçam oyuncusu, sinemanın tonton amcası Nubar Terziyan'dır. 1979 yılında Ayhan Işık'ın vefatı üzerine gazeteye verdiği ilanda kullandığı amcan Nubar Terziyan ifadesi nedeniyle Işık'ın ailesi büyük bir ayıba imza atar. Ermeni olduklarının sanılacağı korkusuna kapılan aile karşı bir ilan verir. Gerçek amcası olmadığını açıklarlar. Yakınlarının anlatımına göre o ilanı gören Nubar Terziyan gözyaşlarını tutamaz. Son sözün nedir dedi. Son sözün mü dedin? Ben Ermeniyim, ismim Nubar dedim. Fakat Müslümanlarla yaşadığım için şimdi için Müslümandır dedim. Ömrüm çiçek yetiştirmekle geçti fakat benim en değerli çiçeğim sensin. Ermeni asıllı sanatçılar arasında belki de hayat hikayesi en hüzünlü olandır Sami Hazin Ses. 1925 Diyarbakır doğumludur. Sadece oyunculuk değil, birçok ünlü şarkının da söz ve bestekarıydı. Bu sayede şöhret oldu. Ancak tüm bunlar ona maddi olarak rahat bir hayat yaşatmaya yetmedi. Ulan yoksa sen de benim sevdiğim kadına mı sulandın?
Yok be Sami'cim, vallahi benimki başkaydı canım. Ha iyi. Asıl adı Samuel Akop Uluçyan olan sanatçı 1994'te verdiği bir röportajda ilk defa Ermeni kimliğini açıklar. Ama söyleşi yaptığı gazeteciden bir isteği vardır. Öldükten sonra yayınlanmasını ister. Neden sorusuna ise böyle cevap verir. Eski sempati kalmıyor. Onun için istemiyorum. Yazma bunları. Öleyim ondan sonra. Öldükten sonra yaz der. Bu cümle aslında Yeşilçam'ın Ermeni yıldızlarının neden yıllarca kimliklerini gizlediklerinin de cevabıdır. Sen de yaşama bensiz, yeter ağlatma beni. Bu videoyu yapmamızdaki amaç söz konusu kişilerin farklılıklarını ortaya koymak veya ötekileştirmek değil. Tam tersine, halen bazı bünyeler tarafından canlı tutulan bu konudaki ön yargılarımıza küçük bir makas atmaktı. Hayatta başka hiçbir şey istemem. Sana nazar değmesini istemem yavrum. Sızıp kalmışız be Sami'cim. He ya. Hadi toparlanıp gidelim hadi. Aa, aşk olsun oğlum.